Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Beş Portakal Çekirdeği 1882-1890 yılları arası Sherlock Holmes vakaları ile ilgili aldığım notlara bakınca o denli çok sayıda garip ve ilginç olaylar olduğunu görüyorum ki aralarından birini seçmekte zorlanıyorum. Bazıları gazetelerde yayımlandı, bazıları ise hiç gün ışığı görmedi. Benim amacım da bu ikincileri anlatmak. Kimi vakalar Holmes'un analitik yeteneklerini zorladı ve yazılı bir anlatım için uygun değildi. Kimileri de mutlak mantıksal kanıtlara ulaşamadan yarım kaldı. Fakat bir tanesi var ki bazı noktaları aydınlanmadığı, belki de hiçbir zaman aydınlanmayacağı halde ayrıntılarıyla o denli ilginç ve sonucuyla da bir o kadar şaşırtıcıydı ki bu vakayı size anlatmadan geçemem. 1887 yılında kaydını tuttuğum önemli önemsiz birçok vaka oldu. Bu 12 aylık zaman diliminde kayıtlarımı topladığım başlıklar arasında Paradox Chamber macerasını, bir mobilya atölyesinin alt katında lüks bir kulüpleri olan amatör dilenciler topluluğu olayını, İngiliz gemisi Sophie Anderson'ın kayboluşunu Ufo adasında geçen Grace Patterson'ların macerasını ve son olarak Chamberwell zehirlenme vakasını sayabilirim. Hatırlanacağı üzere bu son vakada Sherlock Holmes ölü adamın saatini ayarlayarak iki saat önceden kurulduğunu ve maktulün yatağa bu saatte girdiğini ispat etmişti. Bütün bunları da bir gün mutlaka anlatırım ama bunların hiçbiri şimdi kalemi elime alıp anlatmaya başlayacağım hikayedeki kadar garip bir olaylar zincirine sahip değildir herhalde. Ekinoks fırtınalarının çıkmaya başladığı Eylül'ün son günlerindeydik. Gün boyu rüzgar ıslık çalıyor, yağmur pencerelere çarpıyordu. İnsan bu büyük modern Londra'da bile bir an için olsun hayatın rutininden kurtularak kafesinde vahşi bir hayvan gibi uygarlığın arkasından insanoğluna kükreyen bu büyük doğa güçlerini düşünmeden edemiyordu. Akşam olduğunda fırtına daha da şiddetlendi ve rüzgar bacalarda ıslık çalmaya başladı. Sherlock Holmes şöminenin bir ucuna oturmuş dalgın dalgın suç kayıtlarını incelerken ben de öteki uca oturmuş Clark Russell'ın deniz maceralarından birini okumaya çalışıyordum. Dışarıdaki fırtınanın ve yağmurun sesi okuduğum kitaptaki deniz dalgalarına karışıyordu. Karım birkaç günlüğüne annesini ziyarete gitmişti bu yüzden ben yine Baker sokağındaki eski evimde kalıyordum. Hmm dedim dostuma bakarak. Bu zilin sesi değil mi? Bu saatte kim olabilir ki? Belki de bir arkadaşın. Senden başka yok diye cevap verdi. Misafirleri pek sevmem. Bir müşteri o zaman. Eğer öyleyse ciddi bir mesele olmalı. Başka türlü hiçbir kuvvet bir adamı böyle bir günde ve saatte dışarı çıkaramaz.'' Belki de bizim ev sahibesinin arkadaşlarından biridir. Sherlock Holmes tahmininde yanılıyordu. Çünkü koridorda duyulan ayak seslerinden sonra kapımız çalındı. Uzun koluyla lambayı çevirerek misafirin oturacağı boş sandalyelerden birini aydınlatacak şekilde yerleştirdi. Girin dedi. İçeri 22-23 yaşlarında iyi giyimli ve zarif görünümlü genç bir adam girdi. Üstünden sular akan şemsiyesiyle uzun, parlak yağmurluğu dışarıda ne kadar kötü bir hava olduğunu gösteriyordu. Lambanın ışığında endişeli gözleri ve solgun yüzü belli oluyordu. Büyük bir derdin altında ezilmiş gibi görünüyordu. "Size bir özür borçluyum," dedi, altın kelebek gözlüklerini gözlerine tutarak. "Umarım rahatsız etmiyorumdur. Bakın, odanıza dışarıdaki fırtına ve yağmurdan izler getirdim bile." Paltonuzu ve şemsiyenizi alayım," dedi Holmes. Askıda dururlarsa hemen kururlar. Anladığım kadarıyla güneybatıdan geldiniz. Evet, Harshom'dan. Bu ayakkabılarınızdaki kil ve çamur karışımından anlaşılıyor. Bir konuda tavsiyenizi almaya geldim. Orası kolay ve yardımınızı. Bakın bu her zaman kolay değildir işte. Sizin hakkınızda söylenenleri duydum. Binbaşı Prenderskat onu Tanker Will Kulübü skandalından nasıl kurtardığınızı anlattı. Ah tabi hile yaptığı düşünülerek haksız yere suçlanmıştı. Her şeyi çözebileceğinizi söyledi. Biraz abartmış. Asla yenilmediğinizi. Dört kez yenildim. Üç kez erkeklere, bir kez de bir kadına. Ama başarılarınızın sayısıyla karşılaştırınca nedir ki? Genelde başarılı olduğum doğrudur. O zaman benim sorunumda da aynı başarıyı gösterebilirsiniz. Lütfen sandalyenizi şöyle ateşin yanına getirin ve hikayenizi bütün ayrıntılarıyla anlatın. Sıradan bir hikaye değil benimkisi. Hiçbiri değildir. Ben başvurulacak son adresim zaten. Bütün bu tecrübelerinize rağmen ailemin başına gelenler kadar gizemli bir olaylar zinciriyle karşılaşıp karşılaşmadığınızı merak ediyorum doğrusu. İlgiyle karşılarım." dedi Holmes. Lütfen şimdi ta en başından itibaren gerekli bilgileri verin ki sonradan önemli bulduğum bazı ayrıntılar hakkında size sorular sorabileyim. Genç adam sandalyesini yaklaştırarak ıslak ayaklarını ateşe tuttu. Adım dedi. John Openshaw. Ama başımdaki bu belayla adımın hiçbir bağlantısı yok. Atalarımdan gelen bir mesele olduğundan iyi anlaşılması için en başından anlatmalıyım. Büyük babamın iki oğlu vardı. Amcam Elias ve babam Joseph. Babamın Coventry'de bisikletin icadından sonra büyüttüğü küçük bir fabrikası vardı. Openshaw patlamaz lastiklerinin patentini aldıktan sonra işi o kadar büyümüştü ki sattıktan sonra eline yüklü bir miktar para geçmiş. Amcam Elias gençken Amerika'ya göç etmiş ve Florida'da toprak işletmiş. Savaş zamanı önce Jackson'ın sonra da Hu'nun ordusunda bulunmuş ve albaylığa kadar yükselmiş. Li silahlarını bıraktığında amcam da çiftlik işlerine geri dönerek 3-4 yıl daha bu işi yapmış. 1869'da veya 1870'de Avrupa'ya geri dönmüş ve Horsham yakınlarında Sussex'te küçük bir arazi almış. Amerika'da büyük bir servet yapmasına rağmen geri dönmesinin sebebi zencilere ve onlara toprak veren cumhuriyetçi politikaya karşı oluşuymuş. Hiddetli, çabuk sinirlenen bir adamdı. Sinirlendiğinde ağzı öyle bozulurdu ki çevresindekiler utançtan yerin dibine girerdi. Horşam'da yaşadığı sürece bir kez bile olsun şehre inmediğine eminim. Bir bahçesi ve 2-3 tane tarlası vardı. Burada çalışırdı ama bazen haftalarca odasından çıkmazdı. Çok fazla konyak ve sigara içerdi ve kalabalıktan hoşlanmadığından arkadaş istemezdi. Hatta öz kardeşini bile. Benden rahatsız olmazdı. Tam aksine hoşlanırdı. Çünkü beni ilk gördüğünde daha 12 yaşında bir çocuktum. Yani amcamın İngiltere'ye gelişinden 8 yıl sonra 1878'de babama onunla kalmam konusunda yalvarırdı. Bana her zaman iyi davranırdı. Ayıkken tavla ve dama oynamayı severdi. Uşaklar ve ticari ilişkiler konusunda bana sorumluluk verdi ve 16 yaşıma geldiğimde neredeyse evin efendisi olmuştum. Anahtarlar bende olduğu için onu rahatsız etmediğim sürece istediğim her yere girebilirdim. Tavan arasındaki kilitli oda hariç oraya ben de dahil kimsenin girmesine izin vermezdi. Çocuk merakıyla anahtar deliğinden bakardım ama öyle bir odada olması beklenen eski sandıklar ve yığınlar dışında bir şey göremezdim. Bir gün 1883'ün Mart ayında Alba'ya yabancı bir ülkeden bir mektup geldi. Ona mektubun gelmesi alışılmış bir şey değildi. Çünkü faturaları peşin öderdi ve hiç arkadaşı yoktu. Hindistan'dan dedi alıp baktığında. Pendiçeri damgalı. Ne olabilir ki? Mektubu aceleyle açtı. Ve içinden 5 tane küçük kurumuş portakal çekirdeği çıktı. Bunu görünce gülmeye başladım. Ama amcamın yüzünün ifadesini görünce gülüşüm dondu kaldı. Dudakları sarkmış, gözleri yerinden fırlamış, rengi kireç gibi bembeyaz olmuştu. Elleri titreyerek mektuba baktı ve KKKF diye bağırdı. Tanrım! Tanrım günahlarımın cezasını çekiyorum. Neymiş amca diye sordum. Ölüm dedi ve masadan kalkarak odasına çekildi. Öylece kala kalmıştım. Zarfı elime aldığımda tam yapışkanın üstünde kırmızı mürekkeple 3 tane ardarda K harfinin yazılmış olduğunu gördüm. İçinde 5 tane kurutulmuş portakal çekirdeğinden başka bir şey yoktu. Bu büyük korkusunun sebebi ne olabilirdi ki? Kahvaltı masasından kalkarak merdivenleri çıkıyordum ki amcamın bir elinde tavan arasındaki odaya ait olduğunu sandığım paslı bir anahtar Diğerinde de para kutusuna benzer pirinç bir kutuyla aşağı indiğini gördüm. İstediklerini yapsınlar, onları hala alt edebilirim diyordu. Mary'e söyle odamdaki şömineyi yaksın ve harşamdan avukatı çağırsın. Dediğini yaptım. Avukat geldiğinde beni de odaya çağırdılar. Parlak bir ateş yanıyordu ve tam ortasında kağıt yanığına benzer bir kül yağını hemen yanında da kapı açık içi boş halde pirinç kutu duruyordu. Kutuya dikkatle baktığımda kapağında sabah zarfta gördüğüm K harfinin yazılı olduğunu fark ettim hayretle. John dedi amcam. Vasiyetime şahit olmanı istiyorum. Arazimi olduğu gibi kardeşime yani babana bırakıyorum. Şüphesiz o ölünce de sana kalacaktır. Huzur içinde tadını çıkarabilirsen ne iyi. Ama eğer yapamazsan oğlum tavsiyeme uy ve onu en azalı düşmanına ver.'' Sana böyle bir şey verdiğim için üzgünüm ama işlerin nereye varacağını bilmiyorum. Şimdi lütfen Bay Fordham'ın gösterdiği yeri imzala. Söylendiği gibi imzaladım ve avukat belgeyi alarak gitti. Tahmin edeceğiniz gibi bu garip olay üzerimde derin bir etki yarattı. Ama olanları defalarca enine boyuna düşünmeme rağmen bir şey çıkaramadım. Yine de o belirsiz korku duygusunu üstümden tamamen atamadım. Gerçi haftalar geçtikçe etkisi hafifledi ve günlük hayatın rutini devam etti. Ama amcamda değişiklikler olmaya başladığını fark ediyordu. Eskisinden daha çok içmeye ve toplumdan daha da çok uzaklaşmaya başlamıştı. Zamanının çoğunu kapısını içeriden kilitlediği odasında geçiriyordu. Ama bazen sarhoş gibi çıldırmışçasına odadan fırlıyor, Elinde tabancası evi alt üst ederek bahçeye fırlıyor ve kimseden korkmadığını, hiç kimsenin onu bir koyun gibi bir yere tıkamayacağını söylüyordu. Bu nöbetler geçtikten sonra hışımla eve giriyor ve ruhunun derinliklerindeki korkuya teslim olan bir adam gibi kapıyı kilitliyor ve sürgülüyordu. Böyle zamanlarda, en soğuk günlerde bile yüzü terden sırılsıklam oluyordu. Sabrınızı daha fazla zorlamadan meselenin özüne gelirsek Bay Holmes, bir gece yine sarhoş bir şekilde evden fırladı ve bir daha geri dönmedi. Onu aramaya çıktığımızda onu bahçenin dibindeki havuzda yüzü suya gömülü halde bulduk. Şiddet belirtisi bulunmadığı ve havuzda sadece yarım metre derinliğinde olduğu için jüri amcamın garip davranışlarını da göz önüne alarak intihar kararı verdi. Ben onun ölümün düşüncesinden bile korktuğunu bildiğimden nasıl olup da bunu yaptığını anlayamadım. Fakat mesele zamanla unutuldu ve babam arazi ile bankadaki 14 bin sterlini aldı. Bir dakika diyerek araya girdi Holmes. Bu dinlediğim en ilginç hikayelerden biri. Lütfen amcanızın mektubu aldığı ve intihar ettiği iddia edilen tarihi söyler misiniz? Mektup 10 Mart 1883'te geldi. Amcam da 7 hafta sonra 2 Mayıs gecesi öldü. Teşekkür ederim. Lütfen devam edin. Babam, Horşem'deki araziyi aldıktan sonra benim isteğim üzerine her zaman kilitli durmuş olan tavan arasını dikkatlice inceledi. İçindekiler yok edilmiş olmasına rağmen pirinç kutu oradaydı. Kapağın içinde KKK harfleri ve onların altında mektuplar, notlar, makbuzlar ve bir kayıt yazılıydı. Bunların Albay Openshaw'ın yok ettiği kağıtların listesi olduğunu düşündük. Bunun dışında tavan arasında etrafa dağılmış kağıtlar ve amcamın Amerika'daki hayatını anlatan defterden başka bir şey yoktu. Bazıları amcamın görevini ne kadar iyi yaptığını ve ne kadar cesur bir asker olduğunu gösteren savaş zamanından kalma belgelerdi. Diğerleri ise Güney eyaletlerinin ile ilgili politik belgelerdi. Amcam zamanında kuzeyden gönderilen tepeden inme politikacılara karşı çıkmıştı. Babam 1884'ün başında Horşam'da yaşamaya başladı. 1885'in başına kadar her şey yolunda gitti. Fakat bir gün, yılbaşından dört gün sonra beraber kahvaltı ederken babamın attığı çığlıkla irkildim. Bir elinde yeni açılmış bir zarf, diğerinde ise 5 portakal çekirdeği vardı. Alba ile ilgili ona anlattığım hikayeye hep gülmüştü. Ama şimdi aynı şey onun da başına gelince çok korkmuş ve şaşırmış görünüyordu. Bu da ne demek John diye kekeledi. Kalbim donmuştu. KKK dedim. Zarfın içine baktı. Ta kendisi diye bağırdı. Harfler aynı ama üzerinde yazılı olanlar da ne? Kağıtları güneş saatinin üstüne koy diye okudum babamın omuzlarının üzerinden. Ne kağıtları ne güneş saati diye sordu. Bahçedeki güneş saati başka yok ki dedim. Ama bahsedilen kağıtlar yok edilenler olmalı. Hadi canım dedi cesur görünmeye çalışarak. Uygar bir ülkede yaşıyoruz. Böyle zırvalıklara inanacak değiliz. Nereden gelmiş bu şey? Dandiden diye cevap verdim pula bakarak. Bir çeşit eşek şakası dedi. Güneş saatiyle kağıtlarla işim de benim. Böyle saçmalıklara pabuç bırakmam. Polisle konuşmalıyız dedim. Sonra da alay konusu olalım değil mi? Olmaz böyle şey. O zaman bırak ben yalnız yapayım. Hayır, sana da izin vermiyorum. Böyle zırvalıklar için ortalığı karıştırma. Onunla tartışmak boşunaydı. Kendisi inatçı bir adamdır ama benim için rahat etmemişti. Mektup geldikten 3 gün sonra babam Porsdown Hill'de görev yapan arkadaşı Binbaşı Freebody'yi ziyaret etmeye gitti. Gitmesine sevindim çünkü evden uzak olduğu sürece emniyette olacağını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Gittikten iki gün sonra binbaşıdan hemen gelmemi rica eden bir telgraf aldım. Babam çevredeki sarp çukurlardan birine düşmüş, kafasını kırmış, yatıyormuş. Ne yazık ki ben yetişemeden öldü. Görünüşe göre karanlıkta Freeham'dan dönüyormuş ve yolu iyi bilmediğinden ve çevresinde çit de olmadığından bir çukura düşmüştü. Jüri kaza eseri ölüm kararı verdi. Ölümüyle ilgili bütün gerçekleri inceledim ama bir cinayet olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadım. Herhangi bir şiddet belirtisi, ayak izleri, soygun, çevrede görülen yabancılar yoktu. Her şeye rağmen zihnimin hiç de rahat olmadığını söylememe gerek yok sanırım. Bunun kötü bir komplo olduğuna aşağı yukarı emindim. Mirası böyle sevimsiz bir şekilde aldım işte. Neden elden çıkarmadığımı sorabilirsiniz. Cevap vereyim bu belanın bir şekilde amcamın geçmişinden kaynaklandığını ve tehlikenin beni başka bir yerde de olsa bulacağından emindim de ondan. Zavallı babam Ocak 1885'te kaderin ağına düştü ve o gün üzerinden 2 yıl 8 ay geçti. Bu süre boyunca Horsham'da mutlu bir şekilde yaşadım. Tam da bu lanetin ailemin üzerinden kalktığını ve son nesille birlikte sona erdiğini düşünmeye başlamıştım ki dün sabah babama gelen şeyin aynısı bana da geldi. Genç adam ceketinin cebinden kırışmış bir zarf çıkardı. Masaya yaklaşarak zarfı salladı ve içinden beş tane küçük portakal çekirdeği düştü. Zarf bu diye devam etti. Pula bakılırsa Londra'nın batı bölgesinden gelmiş. Babamın son mektubundaki KKK ve kağıtları güneş saatinin üstüne koy yazıları bunda da var. Peki siz ne yaptınız diye sordu Holmes. Hiçbir şey. Hiç mi? Doğruyu söylemek gerekirse, yüzünü ince beyaz ellerinin arasına aldı, kendimi çaresiz ve üzerine yaklaşan yılanı gören zavallı bir tavşan gibi hissettim. Dayanılmaz ve önlenemez bir lanetin pençesinde gibiydim. Yapmayın, dedi Sherlock Holmes. Harekete geçmelisiniz dostum, yoksa mahvolursunuz. Sizi yalnızca hareket kurtarır, umutsuzluğun zamanı değil. Polise gittim. Öyle mi? Ama hikayemi tebessümle karşıladılar. Müfettişin mektuplara birer şaka ve akrabalarımın ölümüne ise jürinin de kararına uygun bir şekilde bir kaza gözüyle baktığına eminim. Holmes kavuşturduğu ellerini havaya salladı. "Ahmaklar!" diye bağırdı. Yine de evde benimle kalması için bir polis memuru verdiler. O da bu gece sizinle geldi mi? Hayır. Sadece evde kalmak için emir almıştı. Holmes yine lanetler savurdu. Bana neden geldiniz diye atıldı ve hepsinden öte neden hemen gelmediniz? Bilmiyordum. Ancak bugün sorunumu binbaşı Prendergast'a açtığımda isminizi duydum. Size gelmemi o tavsiye etti. Mektubu aldığınızdan bu yana iki gün geçmiş. Daha önce davranmalıydık. Sanırım bu anlattıklarınızdan başka ekleyeceğiniz bir şey yok. Bir şey daha var dedi John Hopkins. Ceketinin ceplerini karıştırarak rengi solmuş mavi bir kağıt çıkardı ve masaya yaydı. "Hatırladığım bir şey var," dedi. "Amcamın kağıtları yaktığı gün fark etmiştim ki, küllerin arasındaki tamamen yanmamış parçalar bu renkti. Bu tek sayfayı yerde odasında buldum. Herhalde diğerlerinin arasından düşerek kurtulmuş. Çekirdeklerin yanında bize pek yardımı olacağını sanmıyorum." Ama yazı kesinlikle amcama ait ve sayfa özel bir günlükten alınmışa benziyor. Holmes lambayı üzerine tuttu ve ikimiz kenarına bakarak bir kitaptan koparılmış olduğunu anladığımız bu kağıda baktık. Başında Mart 1869 yazılıydı ve başlığın altında aşağıdaki bilmeceye benzer bir şeyler yazıyordu. Dördüncü Hudson geldi. Yine aynı platform. Yedinci çekirdekleri Paramor'da McCulley'e, St. Augustine'de John Sven'e ayarla. 9. McCulley temizlendi. 10. John Sven temizlendi. 12. Paramor ziyaret edildi. Her şey yolunda. Teşekkür ederim dedi Holmes. Kağıdı katlayıp misafirimize verirken. Ve artık hiç vakit kaybetmeden evinize gidip harekete geçmelisiniz. Bana anlattıklarınızı tartışacak zamanımız yok. Peki ne yapacağım? Yapılacak tek şey var. Ve bu hemen yapılmalı. Bize gösterdiğiniz bu kağıdı anlattığınız o pirinç kutuya koyun. Kutuya amcanızın diğer bütün kağıtları yaktığını ve kalan tek sayfanın bu olduğunu açıklayan bir not da bırakın. Bu açıklamanın ikna edici olmasına dikkat edin. Bunu yaptıktan sonra belirtildiği gibi kutuyu güneş saatinin üstüne koyun. Anladınız mı? Tamı tamına. Şu an için intikam veya benzeri bir şey düşünmeyin. Sanırım bunu kanun yoluyla hallederiz ama ilk etapta onların yaptığı gibi biz de kendi alnımızı örmeliyiz. Şimdilik en önemli şey bu tehlikeyi ortadan kaldırmak. Sonra bu esrarı çözüp suçluları cezalandırırız. Teşekkür ederim dedi genç adam kalkıp paltosunu alırken. Bana hayat ve umut verdiniz. Dediklerinizi aynen uygulayacağım. Hiç zaman kaybetmeyin. Bu arada hepsinden önemlisi kendinize çok dikkat edin. Çünkü gerçekten büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuzdan hiç kuşkum kalmadı. Eve nasıl döneceksiniz? Waterloo'dan trenle. Saat daha dokuz olmadı. Sokaklar hala kalabalık olacağından güvende olursunuz. Ama yine de kendinizi yeterince iyi koruyamazsınız. Silahım var. Bakın bu iyi. Vakanız üzerinde çalışmaya yarın başlayacağım. O halde hoşamda görüşeceğiz. Hayır. Sizin sırrınızın cevabı Londra'da. Onu burada arayacağım. O zaman bir iki güne kadar kutu ve kağıtlarla ilgili gelişmeleri size haber veririm. Söylediklerinizi harfiyen uygulayacağım. Bizimle el sıkışarak ayrıldı. Dışarıda rüzgar hala ıslık çalıyor ve yağmur pencerelere vuruyordu. Bu garip çılgın hikaye sanki dışarıdaki fırtınadan gelmiş ve tekrar onun içinde kaybolup gitmişti. Sherlock Holmes başı öne ilk şekilde ateşi seyrederek bir süre sessizce oturdu. Sonra piposunu yaktı ve arkasına yaslanarak tavana yükselen mavi dumanı seyretti. Watson dedi sonunda. Galiba şimdiye kadar karşılaştığımız vakaların arasındaki en olağanüstüsü bu olacak. Dörtlülerin işareti hariç. Doğru o hariç. Ama bana kalırsa bu bizim John Openshaw daha da büyük tehlikede. Peki bu tehlikenin ne olduğu hakkında fikrim var mı? diye sordum. Bazı noktalar apaçık ortada diye cevap verdi. Hangi noktalar? Bu KKK ne ve bu mutsuz aileden ne istiyor? Sherlock Holmes gözlerini kapadı. Parmak uçlarını birleştirdi ve dirseklerini koltuğun kenarına dayadı. İdeal bir akıl yürütücü diye konuşmaya başladı. Bir veriyi bütün şartları altında gördükten sonra ondan sadece o ana kadar olan olaylar zincirini değil, gelecekte meydana gelebilecek sonuçları da çıkarabilmelidir. Nasıl ki kavyer tek bir kemiğe bakarak bütün hayvanı tarif edebiliyorsa, zincirdeki bir halkayı tamamen kavrayabilmiş bir gözlemci de hem önceki hem de sonraki halkaları tam bir kesinlikle tanımlayabilmelidir. Sebebin tek başına ulaşacağı sonuçları henüz kavrayabilmiş değiliz. Problemler ancak duyuların etkisinden kurtulduktan sonra çözülebilir. Bir akıl yürütücü yöntemi en üst noktalarına yükseltebilmek için bilgi alanına giren bütün gerçekleri kullanmak zorundadır. Ve bu bilgilere sahip olma, kendi içinde bugünkü serbest eğitim ve ansiklopedi çağında ulaşılması güç bir hedef. Aslında bir insanın işinde gerekli olan bütün bilgilere sahip olması imkansız değil. Ve benim de çabaladığım şey bu. Yanlış hatırlamıyorsam bir keresinde dostluğumuzun ilk günlerinde benim özelliklerimi çok iyi bir şekilde belirtmiştim. Evet diye cevap verdim gülerek. Orijinal bir yaklaşımdı. Felsefe, astronomi ve politika bilgilerine sıfır vermiştim sanırım. Botanik değişken. Jeoloji şehrin 80 kilometrelik bir alanındaki çamur izlerini tanıyacak kadar ileri. Kimya kendine özgü. Anatomi sistemsiz. Duygusal edebiyat ve suç kayıtları benzersiz. Kemancı, boksör, kılıç ustası, kokain ve tütünle kendini zehirlemeye eğilimli. Galiba analizimin ana noktaları bunlardı. Holmes bu son söylediklerim üzerine güldü. O zaman da dediğim gibi, dedi. Bir insan beynindeki odaları kullanabileceği eşyalarla döşemeli ve geri kalanları da istediği zaman çıkarıp kullanabileceği bir yere, kütüphanesine yerleştirmelidir. Şimdi bu gece dinlediğimiz hikayeye gelirsek. Bütün kaynaklarımızı kullanmamız gerektiği ortada. Lütfen arkandaki rafta duran Amerikan ansiklopedisinin K cildini verir misin? Durumumuza bakalım ve ondan ne çıkarabileceğimizi düşünelim. İlk olarak Albay Openshaw'ın Amerika'dan ayrılması için güçlü bir sebep olduğunu varsayarak başlayalım. Onun yaşındaki insanlar alışkanlıklarını değiştirmek istemezler. Florida'nın güzel iklimini bırakıp İngiltere'de kırsal bir kasabada yalnız bir hayatı seçmezler. İngiltere'de yalnız başına yaşamaya olan aşırı düşkünlüğü birinden ya da bir şeyden korkmuş olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden varsayımımızı birinden veya bir şeyden korktuğu için Amerika'dan ayrıldığını söyleyerek genişletebiliriz. Korktuğu şeyin ne olduğuna gelince bunu da ancak Kendine ve mirasçılarına gelen o korkunç mektupları ele alarak başlayabiliriz. Mektupların üstündeki pullara dikkat ettin mi? İlki Pondicherry'den, ikincisi Dundee'den, üçüncüsü de Londra'dan geliyordu. Londra'nın doğusundan bundan ne çıkarıyorsun? Hepsi de liman şehri. Gönderen bir gemide olmalı. Mükemmel artık bir ipucumuz var. Gönderen şahsın bir gemide olma ihtimali gerçekten de yüksek. Şimdi başka bir noktaya eğilelim. Pondiçeri'den gelen tehdit mektubuyla tehditin yerine getirilmesi arasında 7 hafta. Dandide ise yalnızca 3-4 gün var. Bu sana bir şeyler çağrıştırıyor mu? Kat edilen mesafe daha uzun. Ama unutma ki mektup da aynı şekilde daha uzun bir mesafeden geliyor. O halde önemli noktayı kaçırmış olmalıyım. En azından söz konusu geminin bir yelkenli olduğunu ileri sürebiliriz. Uyarılarını hep yola çıkmadan önce gönderiyorlarmış gibi görünüyor. Dandy'den sonra işin ne kadar çabuk olduğunu gördün. Pondicherry'den bir buharlıyla gelmiş olsalardı mektupla hemen hemen aynı zamanda gelirlerdi. Oysa tam tamına 7 hafta geçmiş. Sanırım bu 7 hafta mektubu getiren posta gemisiyle göndereni getiren gemi arasındaki farkı açıklıyor. Olabilir. Olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bu meselenin ivediliğini ve neden genç Openshaw'a bir an önce hareket etmesini söylediğimi anlıyor musun? Mektubu gönderenler aradaki mesafeyi kat eder etmez harekete geçiyorlar. Ve bu seferki Londra'dan geldiği için gecikmeyi göze alamayız. Aman tanrım diye bağırdım. Bu acımasız takibin sebebi ne olabilir ki? Openshaw'daki kağıtlar. Gemideki kişi ya da kişiler için hayati bir öneme sahip olmalı. Aslında birden fazla kişi olması gerektiği açık. Bir adam tek başına jüriyi yanıltacak kadar iyi iki cinayet işleyemez. Birkaç kişi olmalılar ve bu insanlar kağıtlar kimin elindeyse onları ele geçirmeye kesinlikle kararlılar. Bu şekilde bakarsan KKK'nin bir insanın değil bir topluluğun işareti olduğunu anlarsın. Peki ama ne topluluğu? Daha önce hiç Ku Klux Klan diye bir şey duymadın mı? dedi Sherlock Holmes kısık bir sesle öne eğilerek. Hiç duymadım. Holmes dizindeki cildin sayfasını çevirdi. İşte burada dedi. Ku Klux Klan. Bir tüfeğin doldurulurken çıkardığı seslerden üretilme bir isim. Bu korkunç gizli örgüt iç savaştan sonra güney eyaletlerindeki eski konfederasyon askerleri tarafından kurulmuş ve kısa zamanda Tennessee, Louisiana, Carolina, Georgia ve Florida gibi ülkenin çeşitli yerlerinde yerel kollara ayrılmıştır. Temelde zenci seçmenleri yıldırmak ve kendi görüşlerine karşı olanları öldürmek veya ülkeden sürmek şeklinde politik amaçları vardı. Genellikle eyleme geçmeden önce garip ama iyi bilen bazı şeyler göndererek kurbanı oyalıyorlardı. Bu bir meşe dalı, karpuz tohumu veya portakal çekirdeği olabiliyordu. Bunlar eline geçtikten sonra kurban ya açık bir şekilde istenileni yapmalı ya da ülkeden gitmelidir. Eğer meydan okumaya kalkarsa çoğu zaman garip ve beklenmedik şekillerde öldürülür. Topluluk o kadar mükemmel örgütlenmiş ve yöntemleri o kadar sistemliydi ki onlara karşı koymayı başarabilen pek olmamıştır. Birleşik Devletler Hükümeti'nin ve güneydeki soyluların çabalarına rağmen örgüt birkaç yıl daha gelişmeye devam etti. Nihayet 1869 yılında bu hareket hızla çökertildi. Fakat o tarihten bu yana çeşitli yerlerde tek tük eylemlerine hala rastlanmaktadır. ''Senin de gördüğün gibi'' dedi Holmes elindeki kitabı bırakarak. Örgütün ani dağılışıyla Okunşav'ın Amerika'dan ayrılışı aynı tarihlere rastlıyor o ve ailesinin peşindeki şeyin ne olduğunu görüyorsun. Anlayacağın üzere bu kayıtlar ve günlük güneydeki örgüt elemanlarını ortaya çıkaracak nitelikte olabilir. Belki birçokları gece rahat uyuyamıyordur. O zaman gördüğümüz o sayfa tıpkı düşündüğümüz gibi. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle yazıyordu. Çekirdekler A, B ve C'ye gönderildi. Yani örgütün uyarıları gönderilmiş. Sonra A ve B'nin temizlendiğine veya ülkeyi terk ettiğine ve son olarak C'nin ziyaret edildiğine dair bazı bilgiler verilmişti. Bu durumda doktor sanırım olaya ışık tutabileceğiz. Bu arada genç Opunçavın tek şansı dediklerimi yapması. Bu gece söylenecek veya yapılacak başka bir şey kalmadı. Şimdi kemanımı uzatırsan dışarıdaki kötü havayı ve ondan da kötü adamları şöyle bir yarım saatliğini unutmaya çalışabiliriz. Ertesi sabah hava çıktı. Ve güneş bu büyük şehrin üstündeki örtünün arkasında sönük gözüküyordu. Aşağıya indiğimde Sherlock Holmes kahvaltıya oturmuştu bile. ''Seni beklemediğim için affet.'' dedi. ''Ama bugün Opunşav vakasıyla çok meşgul olacağım.'' ''Neler yapacaksın?'' diye sordum. ''Her şeyi yapacağım. İlk soruşturmanın sonuçlarına bağlı. Sonuçta Horsham'a bile gitmek zorunda kalabilirim.'' ''İlk olarak oraya gitmeyecek misin?'' ''Hayır.'' Önce şehre uğrayacağım. Sen zili çal. Hizmetçi kahveni getirir. Beklerken açılmamış gazeteyi alıp bir göz attım. Kanımı donduran bir başlıkla karşılaştım. Holmes diye bağırdım. Çok geç kalmışsın. Aa dedi elindeki fincana bırakarak. Ben de bundan korkuyordum. Nasıl yapılmış? Sakince konuşuyordu ama sarsılmış olduğunu görebiliyordum. Bakar bakmaz gözüme Open Show ismi çarptı ve sonra da Waterloo Köprüsü yakınlarında hazin olay başlığı. Haber şöyle. Dün gece saat 9 ile 10 arasında Waterloo Köprüsü yakınlarında devriye gezen Haç Bölgesi Polis Müfettişi Cook bir imdat çağrısı sonra da birinin suya düştüğünü duydu. Gecenin karanlık ve fırtınalı olmasından dolayı oradan geçmekte olanların çabalarına rağmen kurtarma başarılı olamadı. Alarm verilmiş olduğu için ceset deniz polisinin yardımıyla sudan çıkarıldı cebinden çıkan bir zarftan öğrenildiği üzere cesedin Horsham yakınlarında oturan John Openshaw adında bir gence ait olduğu anlaşıldı. Waterloo istasyonunda son treni yakalayabilmek için koştururken acele etmesiyle beraber aşırı karanlığında etkisiyle yolunu şaşırdığı ve buharlı gemilerin durduğu yerdeki bir boşluktan düştüğü tahmin ediliyor. Vücut üzerinde şiddet izine rastlanmadığı göz önüne alındığında merhumun talihsiz bir kazaya kurban gittiği anlaşılıyor. Bu olay yetkililerin nehir kıyısındaki setlerin güvenliğini tekrar gözden geçirmeleri gerektiği konusunu gündeme getiriyor. Birkaç dakika sessizce oturduk. Holmes'u hiç böyle üzgün ve sarsılmış görmemiştim. Bu gururumu incitiyor Watson dedi sonunda. Kuşkusuz önemsiz bir şey ama gururumu incitti. Artık benim için kişisel bir mesele haline geldi. Tanrı kuvvet verdiği sürece bu çetenin peşini bırakmayacağım. Adam benden yardım istemeye geldi ve ben onu ölüme gönderdim. Sandalyeden fırlayarak sıkıntıyla odada bir ileri bir geri yürümeye başladı. Solgun yanakları kızarmıştı ve uzun ellerini sıkıp duruyordu. Kurnaz şeytanlar diye bağırdı sonunda. Onu nasıl tuzağa düşürdüler acaba? Nehir kıyısındaki setler istasyon yolu üzerinde değildir ki. E tabi köprü öyle bir gecede bile onların amaçları için fazlasıyla kalabalıktı. Neyse Watson. Bakalım uzun vadede kim kazanacak? Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Polise mi? Hayır. Kendim polis olacağım. İsterlerse ben ağı ördükten sonra sinekleri kapabilirler. Ama ondan önce değil. Bütün gün kendi işlerimle uğraştım. Ancak akşam geç vakitte Baker sokağına dönebildim. Sherlock Holmes henüz gelmemişti. Eve geldiğinde ise saat 10'a geliyordu. Solgun ve yıpranmış görünüyordu. Dolaptan bir parça ekmek çıkararak o burca yu yuttu ve bol bol su içti. Açsın galiba dedim. Hem de kurt gibi. Bütün gün aklıma bile gelmedi. Kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey mi? Bir parça bile. Yemeği düşünecek vaktim olmadı. Peki neler yaptın? Bir ipucu buldun mu? Artık avucumun içindeler. Genç Opunşav'ın intikamı yakında alınacak. Onlara karşı kendi şeytani yöntemlerini kullanacağız. Bunu iyice düşündüm. Ne demek istiyorsun? Dolaptan bir portakal çıkardı ve kabuğunu soyarak çekirdeklerini masaya koydu. Arasından beş tane ayırarak bir zarfa yerleştirdi. Zarfın içine J.O. için S.H. yazdı. Yapıştırarak arkasına James Calhoun, Lone Star gemisi Savannah, Georgia adresini ekledi. Limana girdiğinde bununla karşılaşacak dedi gülerek. Ona uykusuz bir gece geçirmeye yeter. Ondan önce Open Openshaw'ın inandığı gibi o da bunun kaderinin bir işareti olduğunu düşünecektir. Peki kim bu Kaptan Calhoun? Çetenin lideri. Diğerlerine de sıra gelecek ama önce bu. İzini nasıl buldun? Cebinden üzeri tarihler ve isimler yazılı büyük cebi sayfa çıkardı. Bütün günümü dedi Lloyd'un kayıtlarını... 1883 yılının ocak, şubat aylarında Pondicherry'den geçmiş olan gemileri tarayarak geçirdim. O aylarda oradan geçmiş olduğu belirtilen 36 tane gemi vardı. Bunlardan biri olan Lone Star hemen dikkatimi çekti. Yolda Londra'dan çıktığı belirtilmesine rağmen ismi Amerika'nın eyaletlerinden birine verilen bir isimdir. Texas sanırım. Hangisi olduğunu emin değilim ama geminin Amerika çıkışlı olduğunu biliyorum. Sonra ne yaptım? Dandy kayıtlarını inceledim. Lone Star gemisinin 1885 yılının Ocak ayında orada olduğunu görünce bütün şüphelerim doğrulanmış oldu. Sonra şu an Londra limanında bulunan gemileri araştırdım. Ve Lone Star buraya geçen hafta gelmiş. Albert iskelesine gittiğimde geminin bu sabah nehirden çekildiğini ve Savannah'a gitmek üzere ayrıldığını öğrendim. Gravesend'e telgraf çekerek bir süre önce oradan geçtiğini öğrendim. Rüzgar doğuya doğru estiğinden şu an Godwins'e geçtiklerine ve White Adası'na doğru gitmekte olduklarına eminim. Ne yapacaksın peki? Onu elime geçirdim. Öğrendiğim kadarıyla gemideki Amerikalılar sadece o ve iki arkadaşıymış. Gerisi Finlandiyalı ve Alman. Ayrıca bu üçlünün geçen gece gemide olmadıklarını da öğrendim. Bunu yüklemeyi yapan istifçi söyledi. Onlar yelkenlileriyle Savanna'ya ulaştıklarında posta gemisi bu mektubu götürmüş, telgraf da 3 adamın cinayet zanlıları olduğu konusunda Savanna polisini uyarmış olur. En iyi planlarda bile kusurlar olabilir. Peşlerindeki kurnaz ve kararlı düşmanlarının varlığını haber veren portakal çekirdekleri, John Openshaw'ın katillerinin eline hiç ulaşamadı. O yıl Ekinoks fırtınaları çok uzun ve şiddetli geçti. Savannaya ulaşacak olan Lone Star'ın haberlerini boşuna bekledik. Sonradan öğrendik ki Atlantik açıklarında üzerinde LS yazan bir gemi kalıntısı bulunmuş. Lone Star'ın kaderi hakkında bildiklerimizin hepsi bu kadar.